Dostlar, yeni bir videodan da hepsine tekrardan selamlar. Aleyküm selam lan. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi videoya geçmeden size ufak bir açıklama kısmıyla sizleri karşılıyorum. Nedir olayımız beyler? Ben bayağıdır bakıyorum beyler, kayıtlarımda ses seviyem çok değişik çıkıyor. Böyle yankılı mankılı, gürültü azaltmalı, ses azaltmalı bir ses düzenimiz vardı. Ama çözemiyorum. Bütün ayarlara baktım, yaptım yaptım. En son bir de göreyim ne gördüm. Kayıtlı olan mikrofon benim kullandığım mikrofon değil. Senin kafanı... Bu ayara nasıl bakmadan ben bunu yaptım bilmiyorum. Bayağı da bir haftalık, bir buçuk haftalık belki bir kayıt bu şekilde mevcut. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Videonun içerisinde bazı noktalarda, hatta birçok noktada ses birazcık problemli olabilir. Ama bunların da yakında düzeleceğini söylemek istiyorum. Diğer videolarımızda çok güzel şekilde devam ederiz. Bu arada muazzam şeyler var. Muazzam şeyler geliyor. Muazzam videolar geliyor beyler. Hazırlıklı olalım. O zaman size de çok bekletmeden video almak istiyorum. Geçmeden de güzel bir beğeni bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. Evet, şimdi şöyle piyasada ucuzlamış olarak Epiphone'ları buldum. Yani bunların ucuzlaması çok doğal. Hatta daha da ucuzlayabileceğini hissediyorum yani. Çünkü bakın buralarda bir sürü kupon var. Nereden baksanız 5-6 sayfa ve 4 gün sonra bunların tamamı kayboluyor. Ki stokta olanlar da vardır diye tahmin etmekteyim. Ben buradan gene de ne olur ne olmaz şöyle 3 tane Binep kuponu alacağım beyler. Bunları da kullanacağız. Ve son olarak bir tane daha alalım. Bayağı yüksek miktarda bonumuz gitmiş olacak buraya maalesef ki. Ama bunlar bizim işimizi görecektir. Şimdi bir tane Binep'i zaten bozduracağım. Bu Binep'i ne için bozduruyorum? Şu anda karakterimin benim birçok şeyi bitmiş durumda. Bunları bir alalım. Almakta yarar var açıkçası. Öncelikle bir pet alarak başlayacağım sizlerle beraber. Şöyle şuradan bir tane yeşil yılbaşı ağacı almak istiyorum. 30 XP bonus ve %15 canavarlara karşı güç veriyor bizlere. Ve yenimiz gelene kadar bununla takılırız. Daha sonrasında bir tane 30 günlük elmas kutu almak istiyorum. 350 hep de buna çok pahalı ama vereceğiz beyler. 350 hep'ten de bunu aldık. Ne kadar bir hepimiz kaldı? Bir eksiğimiz de yok gibi gözüküyor. Bu 500 hep de ben yeşil çarkın ikinci katına çıkmak adına kullanmak istiyorum. Olur da güzel bir nazar tılsımı vesaire elde edebilirsek diğer hep'lerden de bir tanesini bozdurup ben burada devam edebilirim. Şimdi böyle bir anahtar çıkarmaya çalışalım. Ben olur da anahtar çıkarsa geleyim. Çark güzel gibi gözüküyor ama çok fazla hep yiyebilecek bir çark da denebilir. Ben birazcık çevireyim burada, dediğim gibi ikinci kata çıkarsak veya bir şey yakalarsak gelir tekrardan gösteririm sizlere. Şöyle bayağı bir büyük ödüllerden öperek şöyle hatta 350 tane biletle bizi ikinci kata yolladı. İkinci katta 15 dakikalık bir süremiz var ve çok fazla miktarda ep isteyen bir durum var. Şöyle bir tane çevirdim bakalım ikinci katta ne gördük. 30 günlük bir nazar gördük. Alırsak çok sevindirir bizlere. Pek emin olmamak üzere oraya doğru gidiyor mu gibi geldi ama yok, orada durmayacak. Ep sünnesesinde durdu. 64 ep. Ep sünnesesinde değmez. Devam edelim. Bir tane daha çevirdik. Burada hiçbir şey göremedik. 15 ile 6 not çıkarsa karşılar mı diye düşünüyorum ama o da karşılamayabilir muhtemelen. En azından gelirse ama güzel olabilir de. Ejderha alevi geldi. Sağlık olsun. Bir tane daha çevirelim şimdi. Bir tane daha. Şöyle attık bir tane daha. Ne geldi? 30 günlük bir nazar gördük. 60 günlükler hiç gözükmüyor. Mutluluklar, şeyler, şunlar bunlar hiç gözükmüyor ama muhtemelen vardır tabii ki. Bir tane daha çeviriyorum. 30 günlük mutluluk. İşimizi görür mü bilmiyorum. Bu çarda mutluluğu ne yaparız ama şöyle kutsamaya gidebilirsin. Kutsama kâr ettirebilir. Ve bize gelen aura oldu zannediyorum ki. Evet, auranın ateş runu yüzlük geldi. Daha 30 günlük mutluluk yüzüğü gördüm. Yani buradan çok fazla nazar tılsımı alan insanlar olduğunu duydum. Ama çok alamayan da duydum tabii ki haliyle. Mutluluğa gidersen güzel olur kankam da. Ben bir binet daha gömsek mi bilemiyorum. 30 günlük nazarı verirsen bir binet daha bozduruyorum. Şöyle, ama çok saçma sapan yerlere gidiyor gerçekten. Bir sürü gaya koymuşlar beyler. Biz buraya çıkmışken daha sonrasında ben et de çekmeyeceğim zaten. Şöyle bir tane daha kupon bozdurup birazcık daha çevirmek istiyorum. Biliyorum çok masraflı, çok pahalı hatta. Her çevirmemiz nereden baksanız bizlere çok yüksek miktarda bir para yapıyor. Bir tane pet ev sundu. Bunu alsak güzel olabilir. En azından bir 10 bonumuzu buradan alabilsek aradan. Ama hiç o taraflarda durmuyor, farkında mısınız? Hep arttırmada, şurada burada duruyor. Hani 60 günlük nazar ve mutluluk çarkı diye koyduğunuz çarkta 60 günlük nazar ve mutluluğun olmaması kadar 30 günlük nazar alabilirim. Kardeşim güzel olur, ihtiyacımız var. Yani oralara doğru gitsen mi artık acaba? Gaya vermesen mesela. 60 günlük mutluluk, yani ne işime yarar emin değilim ama gelirse üzülmem. Vallahi üzülmem yani, gelirse de gelmez kanka, nereye gelir ki? Diyan karakterlerinden bir tanesine giriş yaptım, geldim. 30 gün altta nazar, üstte mutluluk, ikisinden birinin gelmesi lazım artık diye düşünmekteyim. Ve gene buradaki süs taşında mı duruyorsun yoksa parlak parça sandım? Evet. Bunların da hiçbir değeri kalmadı yani gerçekten. Şu an bildiğiniz 60 hep sürekli çöpe atıyorum ve bunu kuponla alıp atıyorum. Hani bu da çok ekstra bir zorluk oluyor bizler için. Gerçekten birazcık parayı süs taşına 30-10-30-10 verecek şekilde ayarlamışız. En azından bir 30 günlük mutluluğumuz var. Bunu da bozduralım. Bunu da deneyelim gittiği yere kadar. Bununla da bir çevirelim bakalım. Ama ben bunu da şöyle çöle gidip çevirmek istiyorum. Bedevi şekliyle
Bir Yonk bir çölümüze geçelim. Yonk bir çölünde çevirelim biraz da. Buradan artık kaydı keseyim ben. Güzel bir şey gelirse açarım kaydı. Bir binet daha izledim burada. Yani 90 bon harcamış olacağız şarkı. Şu ana kadar bir 30 günlük mutluluk yüzüğümüz var. Onun ederine de ne diyebiliriz ki beyler? Ya 600 hep falan sayarız herhalde. Bakalım devam edelim. Ben çevireyim, güzel bir şey çıkarsa gelirim. Bir tane de 30 günlük nazar tasımı geldi. Bu gayet güzel oldu. Beni mutlu etti yani. Çevirelim. Bir şeyler daha görür müyüz? Bir 30 günlük daha nazar. Çok mutlu eder kankam. Bu da olur. Bu da olur. Bak oraya yaklaştın. Bu da olur. Ben okeyim. Okeydim aslında da buna nasıl durdun sen böyle ya? Beyler büyük zarardayız. Vallahi çok büyük zarardayız. O yüzden ben şuradaki 30 won'da yiyorum. Vallahi yiyorum yani. Ama bir saniye alamıyoruz 30 won'da. Hemen bir won daha bozdurayım. Ben 4 dakikamız var. 4 dakikada harcayabildiğim kadarını harcayacağım. Geri kalan hep de artık Vayne için kalmış olacak. Bir tane daha epic fonu alıyorum ben. Bir tane daha binep çekerim şöyle 31 won 99 hem'den. Bunu da bozdurayım. Son 4 dakikasında çevirelim çarkın. Belki olur da bir nazar tasım bile bize güler. Belli de olmaz. 3 dakikamız var. Çevirelim. Gelirse ben tekrar geleyim. Harcadık. 3500 ettik. Çevirdik. Bakalım kaç hep çıkarmışız burada. Yaklaşık 3500 civarında bir hep harcaması yapmışız. Şuradaki yüzükleri ben 1500 hep saydım. Çünkü 60 günlük mesela bir nazar tılsımı bizlere nasıl geliyor? Nerede bizim yüzüklerimiz? Şunu mesela 30 günlük nazar tılsımını alabileceğiniz fiyat müzayededen 800 hep civarlarında. Çünkü bunun 60 günlüğü 1600 hep'e geliyor ve sayesinde bitiyor bildiğiniz gibi bunlar. Yani bunlara ben 750 hep 800 hep civarlarından saydığım zaman 1600 hep yapıyor burası. 2100 hep'e bu şekilde çıkıyoruz harcadığımız 500 hep'le beraber. Çok pahalıya patladı bizlere. 120 won gibi bir para harcadık buradaki 4K hep'e. Şimdi kor antikamızdan ne çıkacak acaba? Ona da bir bakmak istiyorum size. Bir top dedim antika safir verdi. Ne verecek başka? Tabii safir verecek. Baksana hiç yakut namında bir şey çıkmadı karaktere. Hiçbirinden yakut çıkmadı. Şimdi şu anda akşama ayışı eventimiz var. Biz de bu çarktan çıkarttığımız sunlarda bir tane artı bir ateş tasımı aldım. Altı ondan buna böcek arayarak kullanmak istedim. Şöyle ilkini attım. Ne geldi? Çöl var, çan var, bayılma var. Maalesef ki böcek yok. Bir daha salladım. Çöl var, 20 böcek var. 30 zodyak var, 20 düşüş var. 30 zodyak 20 düşüş bak güzel. 30 zodyak 20 düşüş olarak satılır bu. En kötü böcek de 20 olduğu için ben bunu bırakıyorum. Bu şekilde bizim işimizi görecektir. Aynı zamanda artı bir de ateş tasım olması gayet tatlı. Şöyle kalan 4 hepsinde de bir tane. Ben bu deri ayakkabı hepsini sunayacağım. Umarım ki 10 kritik görürüz. Attım o noktalardan korunma. Bir daha attım. Çok kötü bir daha attım. Bu ne abi bu? 5 kritik bir kayıp. Tamam işimizi görür. Evet, kapitalist sistemin getirdiği kurallar. Yorumlarda da gördüm çok fazla demişsiniz kardeşim ya da artık şu aşağı deneme. Al kardeşim denemiyorum. Veriyorum arkadaşı ama şey açısından üzülmüyorum beyler. Kombin gerçekten çoğu bandının tam olarak kombini gibi bir kombin böyle. Ya, olması gereken kombin. Gayet güzel bir kombin. Ben de direkt arkadaşa indirimimizi yaptım. 15 won gibi bir fiyat indirimi yaptım. 150 won'a da pazara kuruyordum. Hayırlı uğurlu olsun. Üzerinde de görelim. Çok tatlı bir kombine olacak şimdi arkadaşım. Şöyle bir giysin kendisi de. Sırtında artık paslanır. Güzel bir şekilde ona motivasyon kaynağı olur. Şimdi takıyor. Öf abi çok çok iyi ya. Oğlum şu an eridim mesela bak. Vallahi şu an bittim ya. Abi çok muazzam bir şey değil mi ya? Üf. Vallahi. Üf. Biz de Mao bandına kaldık beyler. Mao bandıyla devam edeceğiz yolumuza. Evet beyler şimdi buradaki ticaretin sonuna geldik. Şu şekilde gördüğünüz gibi 68 10 123 hem'lik bir para var üzerimde. Bunun ne kadarını harcadım ben? Yaklaşık 85 won civarında bir para birikmişti. Sadece elimizde bu 4 item kaldı. Geri kalan bu pazardaki bütün itemleri sattık. Petimiz de duruyor. 90 won bir üzerimizde vardı. Bir de 60 won daha öncesinde bir nakit çekmiştik bu pazardan. Yani 150 won gelmişti bizlere. Şu şekilde bu itemlerin kalanına da yaklaşık 50-60 won civarında bir getiri sağlayacak gibi gözüküyor bizlere. Çünkü satılmıyorlar ve çok ucuz fiyatlara kurmama rağmen gitmiyorlar. Özellikle şu zırhı mesela göstermek istiyorum sizlere. Şu zırh bir haftadır bekliyor 15 won'dan ve bu zırh gitmiyor 15 won'a. Bu kadar şaşıracağınız bir durum yani olay. Yani bizim elimize buradan yaklaşık 210-220 en baba taş çatlasın 230 won geçecek. Bu yüzden 200 wonluk bir ödeme yapmıyoruz. Halihazırda zaten pazar günü bize 200 won getirmedi. Ve şu anda borç ödeme günümüz geldi. Bu sebepten arkadaşla anlaştım. 180 wonluk bir ödeme yapacağım kendisine. Şu şekilde pazarın borcunu da kendisine teslim ediyoruz arkadaşım. Tekrardan hayrını görsün, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu borcumuz da burada kapandı. Bir tane de 300 wonluk borcumuz kaldı. Başka da bir borcumuz yok şu anlık. Geldik ay ışığını açarken de takipçi baskınına uğradığımız için paramızda bir miktar bir azalma oldu ama oraya çok bakmayın siz. Şöyle güzel de bir parşömen eldesi elde ettik. 100 istemiştik. 108 geldi. 2 tane bizde vardı. 106 tane parşömen çıkarmışız. Onun haricinde 22 tane kutsama değil bu arada. Şunu tamladık. Biz buraya da 70 tane falan 80 tane falan çıkmış olması lazım. 100'e yakında bir zen fasulyesi elde ettik. Şöyle 2 paket, 2,5 paket bir kritik delici. 2 burada 2, 3, 3, 4 paket, 5 paketli bir yaşam elde ettik. Gayet tatlı. Şimdi gidelim zehirimizle şeyimizi falan basmaya çalışalım. O
hançeri falan bir basmaya çalışalım. Umarım ki basabiliriz. O bize basmaz. İtemleri basmaya devam ediyorken ikisini de artı 7 seviyesine getirdim. Zehirimiz burada artı 7 oldu. Bir tane de çakramız var. 47 ortalamalı. Bu da artı 7'ye geçti. Bu arada şu ürün çok fahiş fiyatlara satılıyor şu anda. Örümcek ağının 200'lüsü var sadece pazarda. 1,5 won. Yani çok da pahalı değil ama 750k tanesi ama 200 de almak zorundayım. Böyle bir sıkıntı var. Umarım ki geçerler. Erken geçer. Özellikle çakram. Çakramın bizi yormadan erkenden geçmesi lazım. Bu arada çakram artı 8 ile 9 da parşömendir beyler derken artı 8'e yaktığımızı hissettim. Hadi zehir kılıcımız geçiyor mu? Zehir kılıcımız artı 8 oldu. Gayet tatlı. Şimdi bunu artı 9'a deneyeceğiz birazdan ama öncelikle şunu da bir artı 7 seviyesine, artı 8 seviyesine getireyim. Sonrasında gelelim. İkisi de artı 8 olduktan sonrasında ben geleyim 9'a deneyelim bunları. Ben çakramı aradan çıkartmak babıyla şu bakın kutsama parşömenlerin bağlıları çok etkilidir. Çok güçlü ürünlerdir. Bunu sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Kutsama parşömenin bağlıları her zaman bir itemleri artı 9'a geçirmek konusunda çok iyidir. Evet geldik zehrin şimdi ilk 9 denemesine. Öncesinde de parşömenle bayağı bir 9 denemiştik biz bunu ama geçme ihtimali var beyler. Geçme ihtimali vardı yandı. Zehir birazcık yorucu bir silah. Şey gibi değil. Çakram gibi değil gerçekten. Şu artı 8'ine deneyeceğim ama malzemesi diğer çarda kaldı. Onu da bir alayım. Seri seri vurduğumuz zaman belki geçebilir. Belki geçebilir bir ihtimal de olsa. Ben bunu seriye bağlayayım beyler. Seriye bağlayıp tık tık vura vura. Artı 8'e falan tekrar getirmeye çalışayım. Çünkü 7 bizi gördüğünüz gibi yemeye de devam edecek gibi gözükmekte. Şöyle artı 7. Hop. Artı 8. Hop artı 9. Hayır. Olmadı. Hop artı 8. Tamam ben bunu bir artı 8 yapayım. Tekrar artı 8 oldu hızlı bir şekilde artı 9'u gelirme. Oğlum bu itemin de artı 8'i geliyor artı 9'u gelmiyor. Bak bu zehir birazcık sıkıntılı şamata bir zehir beyler. Kaydı kapattığım gibi yükseliyor. Şimdi kapatmadım yükseldi. Yükselmedi. Artı 9'a bir kere demirci atacağım ben buna. Bir kere bir tane demirci indirip geleyim. Satılmayan ürünler üzerinden gene ekstra kumarlara giriştik beyler. Şöyle bir tane bizde kılıç var. Bu bize en son gelen ticaretten satılmayan bir kılıç. Yani Efsun'u hiç artı 9'a denenecek bir kılıç değil aslında ama 30 buna falan kurdum beyler gitmedi. Yani artı 9'ların düzleri bile 90-100 won civarlarında ediyor. En azından dedim bunu 30 ona satacağım ama ben bunun kumarını riskini alayım. Hani %20 ile geçme ihtimali olsa bile aradaki fark 60-70 wonluk bir kar farkı hiç az değil. Ve elimde de malzeme vardı. Bu metal de yıllanmış bir metal. Aslında bu metal atmak en büyük saçmalık buna. Ama genel olarak geçirdiğimiz itemlere baktığımız zaman bir metal üstüne demirci yaptığımız zaman geçiyormuş gibi bir hissiyat geldi içime. Birazcık da bu karaktere güvendim açıkçası. Bugün neden bilmiyorum. Şöyle çarşıda deneyeceğim. Burada deneyeceğim. Ufak bir ses efekti vereceğim. Ufak olmayanmış da olabilir ama olsun biz bunu deneyelim. Şöyle biz öncelikle birazcık bu şeyle uğraşacağız beyler zehirle. Zehir çok fazla arka arkaya yaktığı zaman hatta düşürelim şöyle bir artı 5'i geldi. Artı 6'sı geldi. Kutsamayla artı 7'ye geçmedi. Böyle bir arka arkaya yakmasını istiyorum. Artı 0'lara falan doğru gitsin istiyorum beyler. Düş bakayım biraz daha. Düşmedi. Devam. Geçiyor. Devam. Yandı. Şöyle birazcık yakalım. Birazcık daha yakalım. Düş kankacığım bir tane daha. Ama düşmen gerekiyor kankacığım senin. Düş bir tane daha düş. Allah Allah. Ben bunu birazcık düşüreyim beyler. Bu böyle. Heh düştü. Artı 2 artı 1 ol. Olmadı. Artı 1'e geçmedi. Artı 2 artı 1'e geçiyorsun şimdi. Beyler item artı 1'e geçmiyor ya. Bu itemin artı 1 olması lazım. Artı 1 oldu. Ekran birazcık küçük de. Vurdum. Alttakini tutuyorum. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun abi. Bunu hissettim. Vallahi hissettim beyler. Tertemiz ya. Çok temiz oldu. Hayırlı olsun. Nasıl ama taktik? Taktik çok güzel değil mi abi? Bum bum bam bam yani. 30 bana satamadığımız item şu an bize 100 won, 100 küsür won para getirdi. Evet şimdi yeni kılıcımızı üretmeye geldik beyler. Bana bir 55 ortalama, 50 artı ortalama tarzında bir de yanında 10 derece, 20 şeytan tarzında bir Zodya kılıç lazım. O yüzden iki tane artılı Efsun nesnemiz var. Bu çarktan çıkmıştı zarar ettiğimiz çarktan. Şimdi o çarkı bakın nasıl 56 ortalama 10 delici 20 şeytan bir zodyak kılıcına çeviriyoruz. Şu şekilde gösteriyorum. Ne oldu lan 33? Ha 14'e geçmiş. Pardon pardon. Şunu seçelim. Şu Efsun'da, şu Efsun'da. Her şey bu Efsun'da beyler. Bu Efsun'da 56 ortalama 10 delici var. Yok lan yokmuş lan. 3 orta 10 delici var. 10 deliciyi tutturmuşuz ama beyler o da iyi. 10 delici tutturmak da güzel. Evet artı 9 oldu item. Şu şekilde göstereyim. Gayet tatlı bir şekilde artı 9 yaptık. Güzel. Şimdi buradan artı 15'e geçeceğiz bunu. 7'si geldi. 8'in de hava kılıcıyla beraber. Oha kanka. 20 küsür tane savaş sembolü almıştım ya da demek oluyor ki minimum 10 kere artı 9'a denedik. Bugün bir tane daha alalım gelelim. Evet son 10 tane savaş sembolü çektim. 5 kere daha artı 9 deneyebileceğiz. Olur da malzememiz bitmezse. Bunlarla da olmazsa artık denemeyeceğim bunu. Direkt bu şekilde pazara atacağım. Kaç ondan giderse artık. Tam şu an oldu bu. Şu an oldu evet bak hissettim geldi gene. Abi var ya nasıl hissediyorum ben anlamıyorum ki. Hadi hayırlı olsun bu da. Yani bunu biz muhtemelen maliyetine bastık ama
Güzel. Bu da güzel oldu. Şöyle günün sonunda kalan son paramla da şöyle 35 won gibi bir nakit param kalmış. Bununla da bir tane bin epic puan almak istiyorum. İki tane kişisel premium dükkan maalesef ki yetmiyor. Şunların hepsini şimdi birazdan dolduracağız. Premium dükkanları çok aktif olarak kullanmıyorum aslında. Yani 2-3 günde bir düzenliyorum ama 3 tane premium dükkana gerçekten ihtiyacımız oluyor elimizdeki item sayısı arttıkça. Bir de o pazarda Hydra falan kuracağız. Şimdi bunu da verelim. Beyler hep war geliyor oyuna. %17 geliyor. Metinlik tarihinde gördüğüm en garip indirim gibi bir şey oldu bu. Bilemedim yani çok değişik bir happy hour. Şimdi birazcık kişisel premium dükkan kutusu açalım bakalım. Geçit biletinde indirim varmış bu arada beyler. 25 tane 49 epe düşmüş. Bak bu da çok güzel bir olay. Bununla da alınabilir yani bilet falan güzel olabilir. İlk günü indirimlerinde de bir olay varmış. Buna tıkladığımız zaman bu çıkan ürünler çıkmıyor ama kişisel premium dükkana da bir indirim var beyler. Ben de birazcık kişisel premium dükkan kutusu açmam gerekiyor. İhtiyacım var. Bakalım şu ilkinden ne çıkarttık? 10 günlük kişisel premium dükkan aldık. Çok güzel abi. Çok güzel, muazzam, mükemmel bir şey. Hiç app kuponu çekmezdim bu arada. 10 günlük çıkacak olacağını bilsem ben gerçekten. Bir tane daha açtım bir gün. Ona da okeyiz. 12 saat bilemedim. Bir tane daha açalım. 60 saat güzeldir 60 saat. Bir daha açalım 12 saat. Şöyle bir 10 gün daha vermedin mi ya? Bir 10 gün daha çıkmadım acaba işin içinden. Şu 800 epe kadar düşeceğim. Umarım bir tane daha yüksek günlük çıkartabiliriz de hep saatlerden gidiyoruz. Son açımlarımız artık bir saati geçelim. Saati bir aşabilir miyiz kardeşim? 12 saatten bir kurtulabilir misin artık? 6 saate düştün. Tamam 12 saatten kurtuldu 6 saate düştü. Bir gün bu da sonuncusu olsun mu olmasın mı diye düşünmekteyim. Şöyle bir geçit bileti alalım. 16 hep kalmıyor maalesef. Kalıyorsa eğer ki sıkıntı olmaz şey yaparız o şekilde. Şöyle bir geçit biletinden biz çekelim buradan. Geçit bileti de indirimdeymiş şu anda bir miktar. Tasarrufsal bir olay olmuş oluyor bizler için de. Kuponla aldığımız için biletlerimizi. Şuradan şöyle 25 tane 49 app'ten çek abi bir tane daha çekelim. 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 Buradan da bu biletlerimizi tazeleyelim bu karakter için. Oldu ya yani hani 15-20 gün kadar da bir premium dükkanımız vardı diye tahmin ediyorum. Çok da gitmedi açıkçası. 16 app'im kaldı mı kanka? 16 app'im vallahi kalmış. Şöyle bir tane daha kişisel premium dükkan kutusu açalım. Hiç çıkaramadım. Hiç bundan şey çıkaramadım abi. 28 günlük çıkaramadım. 6 saat geldi bundan da. Bunları da şey yapalım. Pazarlarımızı kuralım bakalım. Bayağı bir hidra sandığı biriktirdim. 1000'e yakın hidra sandığım var. Bunları satarsak çok güzel bir para getirecek bizlere. 1200-1300 civarında da mele sandığım var. Onları açarsak gene çok güzel bir para gelecek. Her türlü güzel olacak diye düşünüyorum. Bayağı da item var kuracağımız onları. Şöyle de hidradan çıkan 3 tane efsunumuz var. Bir tane de kolyemiz var. Kolyeyi de efsun denemesi yapalım bakalım. 7 efsunlu bu. Olursa da bir tane bir güzel bir şey gelirse de böyle hipi kritik. Kutsamam var. Biraz da onları da atarım. Şöyle attım. Tabii ki gelmedi. Bir tane daha attım. Gene görünmedi. Bir tane daha atıyorum. 1K 5 kritik. Bu şekilde satalım bari. Evet, bugünkü pazar yenileme işlemimizi de yaptık. Neredeyse bir haftadır pazar kurmuyorum. Yani kurduğum itemlerde sadece oynamalar yapıyorum girip çarlarda. Ekstra bir ürün getirip atmıyordum. Bu şekilde çok amaçlı bir şekilde kurmadım aslında. Hem de bunlardan daha fazlası da var. Onları da depolara attık ama bunu da ne için yaptım? Şuradaki zırhımızı beyler, bizim eski zırhımızı tekrardan satılığa çıkarttık. Arkadaşlar da biliyorsunuz bu bize geldi. Satmamız gerekiyor. Satıp kendisine bunların rakamlarını ödeyeceğiz. Belli bir kârda kendimize koyacağız tabii ki. Biz onun anlaşmasını yaptık kendisiyle aramızda. Şu şekilde bu zırhı satacağız. Bu zırh da gözüksün diye pazarda geri kalan kısmında tamamen aura doldurdum. Bu pazarda kaybolursa eğer auralarımız burada depolanmış şekilde duracak. Yani 80 pakete yakın bir auramız burada mevcut halde kalacak. Satılma ihtimali de var. Piyasadan birazcık aura toplanmış. O yüzden birazcık da aura kurmak istedim açıkçası. Buraya bu şekilde bu pazarımızı açtık. İkinci pazarımızda şu şekilde yılan taşlarıdır, deri sertleştiricidir, boş trenç üzüklerdir. Bunları kurduk. Şu zodyak hala duruyor 237 ondan. Bunu kendimize mi yapsak yapmasak mı çok kararsızım ama elimizdeki Zodiac'tan da bir tık hasar kaybetmek istemiyorum daha fazla. Karakteri daha fazla hasara yoğunlaştırmak istiyorum. Şu şekilde bir tane yeni bastığımız Zodiac'ımız var. Gün geçmiyor ki tabii Zodiac basmayalım. Bunu kurduk böyle. Yeni bastığımız zehir bunları hallettik bu arada. İçinden geçtik zehirlerin falan şunların bunların. 40 bana bunu salladım. Bilmiyorum hiç piyasasına bakmadım. Yorgundum biraz da. Şöyle 17 ondan da 47 ort çakramımızı salladık. 47 ort 2 yarı. Bu da 45 ort 2 yarı. Şöyle 75 ondan öncesinde bastığımız yelpaze duruyor. Buna da beceri falan yakalayıp kuşaklık tarzda satılabilir mi bilmiyorum emin değilim. Yani şu anda şamanın skill olayı hype'landığı için bir de ruhlu sunucular bizim sunucularda açık beyler. Buna mesela 16 beceri getirip 4 beceri veren böyle büyülü STR'li STR'li bir kuşak mantıklı gider mi? İnanın emin değilim. Öyle geri kalan ürünlerde gene klasik ürünlerimiz. Şöyle bir tane dolunayımız var. Bu ne geziyor burada? Onu bile bilmiyorum yani attım pazara. Diğer ürünlerimizi şöyle üzerinden geçelim. Hala şu kask duruyor. Çok şaşkınım. Şu kask gitmeliydi bence şimdiye kadar. Çok tatlı bir kask. Buradaki itemlerden ufak bir
zararımız var gibi gözüküyor. Yani ne anlamda zarar var? Şu an hepsinden 10 bon kırarsam 200 bon civarında bir nakit elde ediyorum. 10 bonluk bir zararım kalıyor. Şuradan da 30 bon aldığımız için 200 bonluk bir nakit elde ediyorum yaklaşık. Ama itemlere çevirmiş olduk nakitimizi. O birazcık sıkıntı oldu bizim için. Ben güzel bir kar ederiz diye düşünmekteyken bir miktar zarara dolu yol aldı bu saniye buzlu itemler. Satılmıyorlar çünkü. Gene şöyle 10 yarı 10 büyülük has gitmiyor abi. 10 yarı 10 büyü 5 kanamalık has 70 fondan gitmiyor. Tahmin etmekteyim. Buradaki 4 pazarın değeri 3 kavana yakındır ama bunların yaklaşık 1 kası da borca gidecek. Yani bizim 1800-1900 bonluk bir sermayemiz var pazarda. Tatlı olduğunu düşünüyorum. Bu pazardan da güzel bir para akışı sağlanır bizlere. İlla ki bir şeyler satılır diye düşünmekteyim. Ben diğer yıllarda bu pazarların kontrollerini de yaparız. Güzel şekilde satışlarımız olur umarım ki ekstra ekstra şeyler deneriz diye düşünmekteyim. O zaman diğer yıllarda gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. One shot, that's all you got.